artı 83. madde, 86. madde olarak farklı düzenlemelerin kuralları geçerlidir. Bu ikilem bizdeki yürürlükte bulunan bu dava ekseninde sivil toplumu duyarlılaştırmıştır. Sendikaya üye olan ilk günden itibaren karşı çıkmış ve meşru yollardan bir direniş oluşturmuştur. 2010 tarihi Türkiye'nin bir kanayan yarası olan siyasi cinayetlerde adaletin yerini bulması 2011 yılı ödülümüz Sode ödülünün yazdığı kitap Sayın Profesör İbrahim Kaboğlu'nu davet etmek istiyorum. İbrahim Bey. Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Böyle bırakmam. Türkiye'nin farklı bölgelerinden demokrasiye, insan haklarına ve anlamsız buluyorum. Toplumumuzun yararına bulmuyorum. Buradan bir an önce düşünüyorum. Türkiye'nin hızla rayından çıkmış bir tren gibi bir tehlikeye doğru gittiğini çok iyi hissediyorum. Türkiye tehdit altında. Türkiye'de insanları öldürüyorlar, insanları yok ediyorlar. Bunları yapamadıklarını hapse atıyorlar. Burada salonda çoğu insanın üzerinde büyük tehditler olduğuna eminim ben. Buna dur dememiz gerekiyor. Bunun tek yolu mücadele etmek. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Başka da ülkemiz yok gidecek. Burası bizim maalesef. Onun için de mücadeleye devam edeceğiz ve ne gerekiyorsa onu yapacağız ve inanıyorum ki kazanacağız. Tekrar bu ülkede demokrasiyi kuracağız. İkinci ödülümüz. Pek de bir şeyler söyleyecek durumda değilim. Az önce bence gerekli olan şeyleri Tahir Elçin'in ağzından bir kez daha beraberce dinlemiş olduk. Bugün eğer kendisi yaşıyor olsaydı bu ödülü kendisine takdim ettiğinizde adım gibi eminim, o tekrar bu duygularla bu ödülü alacaktı. Kürtlerin ve Türklerin kardeşlik duygusunun pekişmesi ve gerekliliği, ayrıca son nefesine kadar vurgulamış olduğu barış sözcüğünü burada tekrarlayacaktı. Onun bu duygularını bildiğim için aynı duyguları tekrar söylüyorum. Kürtlerin ve Türklerin kardeşlik duygularının daha çok pekişmesine ihtiyaç duyulan bir zamanda yaşıyoruz. Bugün bu yönlü ihtiyacımız daha fazla ve barışa da bütün Türkiye'nin barış sözcüğüne hiçbir zaman, hiçbir yıl, hiçbir yüzyılda ihtiyaç hissetmediği kadar barış sözcüğüne ihtiyacımız var. Tahir Elçi son nefesine kadar bu sözcükleri söylemişti. Aynı duyguları paylaşarak bu ödülü onun adına alıyorum. Teşekkür ederim. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında apar topar dava açıldı. Koşulları bulunmadığı halde tutuklandı. Ama 3 aydır iddianame bile hazırlanmadı. Tahir Elçi hakkında ise söylediği 3 cümle için neredeyse 3 gün içerisinde dava açıldı. Katledilişinin ardından Diyarbakır Barosu'nca oluşturulan soruşturma komisyonu defalarca başvuruda bulunduğu halde savcılık bilgi bile iletmedi. Aynı gün öldürülen iki polisle ilgili soruşturmada kısa sürede gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Ne var ki Tahir Elçi hakkında şüpheli ifadesi bile alınmadı. Bu nedenle hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunda bulunan kişilerin tam tersine kendileri gibi düşünmeyenleri hedef gösterip basını, kolluk güçlerini ve yargıyı bu yönde seferber ederek hedef gösterilenlerin fiziğinden alıkonulma veya yaşamdan koparılma sonucunu yaratanları suçluyorum.